çağın meseleleri üzerinde bakacak fukaha lazım bize. Bize fakirler lazım. Evet. Bugün meseleleri anlamış. Evet. Dünden daha çok lazım. Artı. Öyle bir noktaya geliyor ki dünya, yani bize gösterilen teknolojiler süreçlerin dışında arkasında görünmeyen bir şey var. Tabii canım, yani perde var. Ama o ben perdede... açık ve net söylüyorum. Eyvallah. Türkiye siz... inşallah Allah'ın bu halk, Anadolu halkı gerçekten ayağa kalkacak, ama bunun için birkaç meselede bir sık takıntımız var. Bunlardan bir tanesi meşvereti bizim idarecilerimizin birinci farz yapmalarılar. Çünkü vahyi alan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bile ve şavirhum fil emri diye Allah yanındaki bu zatlara, bu insanlara danış. Yani şimdi Allah'ını seversen diyelim, tamam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, bunlar bir vilayetin, bir şehrin önde gelenleri. Ya bunlar dünya siyasetini nereden bilecekler ki Hazreti Muhammed'e akıl versinler? Haşa. Ama yine de Allah diyor ki onlara danış. Eyvallah. Danış. İşte bizim buna uğraşmamız lazım. Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır. Evet. Bizim meşveret ve şuraya ulaşmamız lazım, bu bir. İkincisi, ferdin hürriyetini anlaması lazım. Ve bu hürriyet insana, ona ne yüklüyor? Ferde ne yüklüyor? Yani ben ne yapmalıyım? Bu bilince ulaş. Ben tek başıma ne yapabileceğim ki? Değil. Bu fert bilincinin insanda oluşması lazım. Gerçekten cumhuriyet fikrinin yerleşmesi lazım. Gerçekten kendi şeyine, kendi mukadderatına sahip çıkmaya çalışmayı öğrenmek lazım. İstibdadın her türünü okuldan evine kadar veya siyasete kadar her türünü bir kenara bırakmak gerekiyor. İkincisi, bu bizim Diyanet işlerimizi. Allah razı olsun, bugüne kadar bu dini getirdiler. Bu Diyanet'in yeniden ve acilen çağın imkanlarına göre yeniden yapılandırılması gerekiyor. Öyle gerekiyor ki siyaseten bu devlet büyüdüğünde, çağa hükmetmeye geldiğinde ve işte oraya buraya emir verecek veya en azından talimat verebilecek konuma geldiğinde onu arkadan destekleyebilecek bir dini, yani, şey olması lazım. Zembilli gibi Yavuz'u bile tanımayacak. Din konusu olduğunda lazım. Allah'ın sözü, evet, söz konusu i̇şte olduğunda bunun içinde, kimsenin hatırı değil, bunun hakkın hatırı. Diyanetin ki başlangıçta, kusura bakmayın, yani şimdi bir gün size bağlı oluyor ama başlangıçta bu Diyanet yaratılmak istenen iklimi, yani, meşru kılmak için kendi oluşturdukları bir, evet, sistem. Öyleydi. Bunu görün ya. Allah'ın bozdu. Evet. Yani. Ama şimdi tamam, bozuldu. Ama şimdi diyorum ki, şey diyor ki, bu Ankara İstanbul'dan daha öte bir misyon üstlenecek. İnsanlığın mukadderatına hükmetmek noktasına. Yazın bu tarafa. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Yani. İşte bunu destekleyecek mahiyette Diyaneti muhakkak yeniden gözden geçirmek lazım. Muhakkak. Ya bu çok önemli meseledir. Bediüzzaman şunu, hatta bu mesele çok uzun bir şey ayırır, bir başlık ayırır. Yani önümüzdeki dönemde nasıl bir dünya kurulacak ve bu dünya içerisinde Müslümanların yer alabilmesi için hangi kurumu nasıl değiştirmeleri gerektiği, hangi noktalarda açılım yapmaları gerektiği noktasına girinceye kadar satır aralarında vermiştir. Verilmiş diyorsunuz. Evet.